İtfaiye stajına gittiğimde bir arkadaşımın yanına gitmiştim. Bu işlerle meşgul oluyordu babası. Kendisi bunu yapmamı, sen bu işi yaparsın dedi, bunu yapmamı tavsiye etti. Ben o zaman fazla önemsemedim ama 4. sınıfta okulların başlamasıyla birlikte bunun üzerine düştüm. Araştırmaya başladım. Gelirinin iyi olduğunu, hem de bunu arkadaşım da söylemişti, gelirinin iyi olduğunu, bir masrafı olmadığını, bir giderinin olmadığını söyledi. Bunun da kanaatine varınca 2015 Kasım ayında üniversiteden geldim ben bir haftalık bir süreç içerisinde. İşlemleri başlattık, danışman tuttuk. Bayağı bir zamanımız gitti, evrakları hazırladık, projemizi sunduk. Onaylandı projemizde. %55 destek almaya hak kazandık. Daha sonra tesisimizi yapmaya 2019 Mayıs ayında başladık. Ve bir ay içerisinde tesisimiz kuruldu. 400 tane panelimiz var burada. Bu 400 panelden aylık 15.000 kahva, Temmuz ayında 15.000 kahva üretim aldık. Bu da 14.400 civarında bir para getirdi bize. Maliyetleri çıktığımız zaman, yani maliyet derken vergisiydi, daha sonra YEDAŞ'ın aldığı iletim bedeli, dağıtım bedelini çıktıktan sonra yıllık 100.000 lira civarında bir gelirimiz olmuş oluyor. Hiçbir masrafı yok, hiçbir gideri yok bunun. Allah'ın verdiği güneşi alıyor, elektriğe çeviriyor. Yağmurla da kendisini yıkıyor. Biz hiçbir şey yapmıyoruz buna. Kendisi üretiyor. Çok karlı bir yatırım oldu bu. Biz bu tesisi kurduğumuzda tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz biz babamla, abimle beraber. Bu tarım ve hayvancılıkla uğraştığımıza hiçbir zararı yok, hiçbir engeli yok. Yine işimize devam edebiliyoruz. Kendisi burada üretimini yapıyor. Bize aylık gelirini sunuyor. Ve ilçemizde de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan ilk proje buydu. Enerji alanında küçük bir yatırım olsa da bizim için büyük bir yatırım oldu bu. Ve çok karlı bir üretim. Bizim bu tesisimiz, bizim köyün nüfusu, bizim köy 100 hane. 100 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak düzeyde elektrik üretiyor. Bu tesisin bize maliyeti 470.000 civarında oldu. Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan 222.000 TL destek hak kazanmış olduk. Yani 5 yıla kendisini amorti edeceğine TKDK'nın sayesinde bu amorti süresi 2-2,5 yıla düştü. Ben köye geldiğimde köydeki insanlar bana şu şekilde tepki veriyordu. Sen niye geldin? 4 yıllık üniversite mezunusun. Ne diye köyde duruyorsun? Gidip memur olsana şeklinde ifadeler kullanıyorlardı. Ama bu yatırımı yaptığımız zaman tepkileri değişti. İşte bu senin başının altına çıkmıştır, karlı bir yatırım, bunu sen düşünmüşsündür ifadelerini kullandılar. Tabii bu yatırımı yaparken en büyük destekçim babam oldu. Daha sonrasında ailem oldu, abilerim. Babam kendisi hep evrak işleriyle uğraştı, ben askerdeyken, üniversitedeyken. Babama da buradan ayrıyetten teşekkür ediyorum. Bu yatırımın gerçekleşmesindeki tüm kurum ve kuruluşlara, onlara da teşekkür ediyorum. Ağustos'ta 13.000 civarı, Eylül'de 11.000, herhalde kışın